Terör çetesi, Orta Doğu'yu kana bulayan terör örgütlerinin finansörlüğüne soyunmuş durumda. Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi terörü bitirmenin en etkin yolu bu örgütlere giden mali desteği kesmekten geçiyor. Şimdi, bir saat sonra Paris'ten gelecek uçakta içi kara para dolu el valizi taşıyan bir kurye olacağının ihbarını aldık. Çete genelde Rus ve Ukrayna asıllı hayat kadınlarını kurye olarak kullanıyor. Sen Engin'le birlikte gidip bu kadını takibe alacaksın. Engin, gözün aydın. Geldin mi bekledin yolcu? Yok, henüz gelmedi başkomiserim. Anladım koçum. Benimki çoktan geldi çıktı da. Allah sizi de kavuşturur inşallah. Amin başkomiserim. Hadi bakalım. Yürü lan parlak kafalı. Çoktan kadın çıktı gidiyor, sen hala ayakta uyuyorsun burada. Bir de amin diyor ya, çakma memur. Vallahi çakacağım bir tane. Yürü lan yürü. Kadını çantayı teslim edeceği noktaya kadar takip edip asıl çeteyle başlarına ulaşacağız. O kadarını biz de biliyoruz. Kadını neden hemen almıyoruz başkomiserim? Bizim küçük balıklarla işimiz olmaz da ondan koçum. Kadın sadece bir kurye. Biz kadını takip edeceğiz, elindeki çantada kimlerin kara parasını taşıdığını öğreneceğiz. Küçük balık bizi büyük balığa götürecek yani. İdil Hanım da ekibiyle birlikte teröristlere silah sağlayan çetenin gizlendiği bir inşaat şantiyesine baskın yapacak. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes an altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi, umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Kerimsizlerle uğraşıp şaşırmışa laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar, iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark.